Varmış, bir yokmuş. Tanrı dünyayı fanilere ve onları korumakla görevli perilere bırakmış. İyilik perilerine mi? Evet, iyilik perilerine. O zamanlar Dodo adında bir peri varmış. Genç mi genç, güzel mi güzel. Annesiyle mutlu mu mutlu bir hayat yaşarmış. Dodo'nun annesi o zamanlar insanları kötülüklerden koruyan bir periymiş. Kazalardan, hastalıklardan, ayrılıklardan, daha neler de neler. Ne kadar iyi bir periymiş. Bu yaşlı iyilik perisi genç, yakışıklı bir faniyi, hadi adı Taceddin olsun diyelim. Evet, Taceddin'i bir kapkaççı çetesinden korumakla görevlendirilmiş. Ve göreve giderken, o zamanlar çok genç olduğu için henüz iyilik perisi olmamış olan kızı Dodo'yu da yanına almış. Ne olmuş biliyor musun? Dodo bu yakışıklı Taceddin'e aşık olmuş. Aa, anneannemin köpeğinin adı da Taceddin. Evet. Anneanneniz bu masaldan öyle bir etkilendi ki köpeğine Taceddin'in kısaltılmış olan Taci ismini koydu. Devam edeyim mi? Ha. Bu Dodo Taceddin'i görür görmez bir aşık olmuş, bir aşık olmuş ki sormayın. Ama daha önce söylediğim gibi Taceddin fani, peri değil. Buna rağmen Dodo'nun annesi Taceddin'i öyle bir sevmiş, öyle bir sevmiş ki kızının onunla evlenmesine razı olmuş ve bunlar evlenmişler. Dodo ona iki kız evlat vermiş. Her şey masallardaki gibi güzel giderken bir gün Dodo Taceddin'i bir kafede genç bir kadınla samimi bir pozda görmüş. Dodo bir kıskanmış, bir kıskanmış, bir kızmış ki Taceddin'i hemen boşamış. Oysa Taceddin'in hiçbir suçu yokmuş. Kafede, masada Dodo'yu bekliyormuş. O sırada genç bir kadın yanına yaklaşmış. Ay, ben yer bulamadım. Sizin masanızda biraz oturabilir miyim demiş. Tabii Taceddin yakışıklı, zengin ve kadın Taceddin'e asılmaya başlamış. Yazık, barışmışlar mı sonra? Hayır. Dodo kızgınlığından Taceddin'i hemen bir köpeğe çevirmiş ve şatosuna kapatmış. Ay, yazık Taceddin'e. Sonra Dodo yemin etmiş, şayet kızlarından biri bir faniye aşık olursa onları katiyen evlendirmeyecekmiş, kızlarını sadece perilere verecekmiş. Kızlarının ne suçu var canım? Ya. Sonra aradan yıllar ve yıllar geçmiş, kızlarından bir tanesi bir faniye aşık olmuş. Ama bu Dodo katiyetle karşı çıkmış. Faniler aldatır demiş. Ama kızı kalbinin sesini dinlemiş ve daha önce eşi ölmüş ve iki çocuklu tatlı bir adamla evlenmiş. İki çocuklu tatlı bir adam. Aynı bizim babamız gibi. Tesadüf işte. Keşke Betüş de bir peri olsaydı. Bu bizim masalımız olsaydı. Sonra ne olmuş? Sonra Dodo'nun kızı kocasıyla ve kocasının iki çocuğuyla çok mutlu bir hayat yaşamaya başlamış. Ama Dodo
fanilere güvenmediği için her gün sihirler yapıyormuş ve bunları ayırmaya çalışıyormuş. Bu arada damadının patronuyla tanışmış ve damadının patronu Dodo'ya aşık olmuş. Peki Marzuka nene, Dodo adama aşık olmuş mu? Kimilerine göre aşık olmuş. Ama fanilere güvenmediği için onunla evlenmiyormuş. Kimilerine göre de Taceddin'e olan hırsını bu fani adamdan çıkartmak için onu parmağında oynatıyormuş. Bu Dodo da az değilmiş. Peki masanın sonu nasıl bitmiş? Dodo Taceddin'i affetmiş mi? Taceddin eski haline dönmüş mü? Anne, nerede kaldın? Görmüyor musun? Çocukları uyutmaya çalışıyorum. Of anneanne ya, tam da masanın en heyecanlı yerinde geldi. Ninem bu masalı küçükken sana da anlattı mı? Küçükken bu masal daha yazılmamıştı. Büyüyünce öğrendi. Hadi söyle Merzuko nene, sonu ne? Sonunda Dodo ile Taceddin barışmışlar. Dodo kızını kocasından ayırmaktan vazgeçmiş ve bütün aile mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler. Nineniz masalı pek iyi hatırlamıyor. Sonu böyle değil çünkü. Dodo aslında kızını o şapşal kocasından ayırmayı başarmış. Köpek de ömür boyu köpek olarak mutlu bahtiyar yaşamış. Hayır. Evet. Hayır dedim. Evet anne. Dodo. Tamam tamam, ne istiyorsan onu anlat. Kendini de çocukları da kandır. Hangisi doğru nene? Elbette benimkisi. Çünkü Dodo'nun annesi yıllar boyu çok uzaklardan sihirli küresine bakarak bu olayları seyretmiş. Şimdi her yaşlı peri 750 yaşına girdiği gün sihrini kaybedermiş. Dodo'nun annesi de son günlerinde bu inatçı Dodo'yu yola getirmek ve bu aileyi birleştirmek için son sihirlerini kullanmak üzere Dodo'nun evine gelmiş. Hadi bakalım artık uyuyalım. Hadi yataklarınıza. Teşekkür ederiz Merzuko nene. Çok güzel bir masaldı. Ay canlarım benim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Babam ve bizlerle hayat renkli gün.